Bir diğer kuram mitlerin meteorolojik gelişim teorisi metin merkezli masal kuramlarındandır. Erken dönem masal kuramlarındandır. Bu teorinin en büyük savunucusu kimdir? Albert Kahn'dır. Unutmayınız, Albert Kahn gördüğünüz yerde mitlerin meteorolojik gelişim teorisine gidebilirsiniz. Kahn karşılaştırmalı dil bilim incelemeleri ile ünlenir. 1859 yılında yayımladığı bir eseri var. Miras kalan ateş ve tanrıların içeceği adlı çalışmasının ardından mitlerin gelişme evreleri adlı eserinde birçok mitin temelinde fırtına, yağmur, şimşek, rüzgar gibi doğal güçlerin yer aldığını savunur. Önemlidir. Giuseppe Cocchiari'nin Avrupa Folklor Tarihi adlı eserinden özetlemek gerekirse bu kuramın temsilcisi Kahn ve kuram hakkında şu bilgiler verilebilir. Mesela Grimm kardeşler özel etnik bir merkezde muhafaza edilen ve filizlenen masal tohumlarını mitlerin kalıntısı olarak kabul etmişti değil mi? Ve takip etmeye de böyle çalışmıştılar. Fakat onların mitlerin zengin hazinesi olan ve hayranı ve takipçisi oldukları Albert Kahn tarafından incelenen Vedas'a erişim olanağı yoktu. Hint kitabına. Dil bilimi olan ilgisini dinler tarihine olan ilgisiyle birleştiren Albert Kahn, etnolojik prensipleri filolojik prensiplerle özdeşleştirmekle karmayarak, yani kökenle, dinle olanı dille özdeşleştirdi ve bir de bunun üstüne Ari mitinin tanrılarının ilkel özelliklerinin bulut, fırtına, rüzgar gibi doğa olguları ile ilgili olduğunu ileri sürmüştür. Bu tez daha sonra William Swartz tarafından da incelenmiştir. Bunu da bitirdik. Bir sonraki derste de güneş mitleri teorisini göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.